Özellikle tabii ulus pazar artık Balkanların en büyük pazarı oldu. Edirne'de her hafta merkez pazar yerinde kurulan, halk arasında cuma pazarı ya da sosyete pazarı olarak anılan ulus pazarı, Balkanların en büyük pazarı haline geldi. Her cuma günü kurulan pazara 50-60 bin kişinin geldiği tahmin ediliyor. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu, pazara komşu ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist geldiğini, bunun yanında çevre illerden de gelenlerin sayısının her geçen yıl arttığını söyledi. Çok sayıda müşterimiz, turist geliyor Edirne'ye. Çarşı, pazar gezerek Ulus Pazarı'na alışveriş yapıyorlar. Çarşıdan, Arasalardan ve Destenden yemeklerini yiyorlar, alışverişlerini yapıyorlar ve Edirne'ye katkıda bulunuyorlar. Bu yüzden Ulus Pazarı yine canlılığına devam ediyor. Esnaflarımız gördüğünüz gibi pazarımız çok kalabalık. Tüm Edirne'ye hizmet vermeye devam ediyor. Kış aylarında da müşteri yoğunluğunun devam ettiğini söyleyen Reisoğlu, pazarda her hafta yoğunluk var. Edirnelilerin yanı sıra çevre ülkelerden ve illerden de çok sayıda müşteri geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Balkanların en büyük pazarı olma yolunda ilerliyoruz dedi. Özellikle tabii ulus pazarı artık Balkanların en büyük pazarı oldu. Yani sadece Edirne merkezi değil, Edirne çevre ilçeleri önce faaliyet gösteriyorduk ama şimdi Balkanlara Selanik'e kadar olan bir müşteri portföyü, Plovdiv'e kadar olan bir müşteri ekseninde Bulgaristan ve Sofya'dan gelen müşterilere hizmet veriyor. Edirne bu yüzden ulus pazarının müşteri portföyüyle daha da dolup taşıyor, daha çok hareketlilik sağlanıyor. Diğer çevrelerden gelen var. Evet tabii ki Türkiye'den, çevirecen Kırklareli'nden, Çorlu'dan, Lüburgaz'dan, bu bölgeden, ülkemizin Trakya'nın diğer illerinden de çok sayıda misafirimiz cuma günü Edirne'ye gelmektedirler. Şimdi şöyle, ortalama günlük cuma günü böyle güzel havalarda pazara gelen müşteri halk sayısı 50-60 bin civarında olduğunu tahmin ediyor. Çünkü yoğunluk çok aşırı şekilde. Yani 4 tane kapımız, ana kapımız Hıncaş dolmakta. Ve kapalı, şimdi pazarın kapalı olması dolayısıyla da çok soğuk havada, kış havalarında çok da fazla etkilenmiyoruz. Yani müşteriler rahat rahat bir kapalı alışveriş merkezinde alışveriş yapıyorlarmış gibi pazarımızı ziyaret ediyorlar. Rahat ediyorlar.